hakim. O hakimin arna kanseri. Eğer kim göstermenin düşmanını yapıyorsa aldık para haram zukkum olsun inşallah. Çoluğuna çocuğuna yedirmesin. Eyvallah. Tamam. Tamam parası olsun. Tamam bitti mi şimdi? Geç geç. Geç abi. Röportajı yap. Abi başla. Yan dur. Tamam kayıtta. Kayıtta kayıtta başla. Evet. En heyecanlı maçını izledim. İzmir futbolu açısından yani Göztepe mağlup oldu. Ama biz inanıyoruz. Yine muhteşem taraftarının desteğiyle bu zor maçları atlatıp layık olduğu yerde süper gitti. Göztepe kalacak. Yanımızda bir Göztepe taraftarı var. Yani son yılların belki sezonun en iyi maçı oldu diye heyecanlı aksiyon. Her şey var 4-6. Sizler bu maç hakkında neler düşünüyorsunuz? Abi iyiydi oyun aslında ama hakem talihsiz bir hakem yönetimi yine. Artık birilerinin çıkıp bir şey de söylemesi lazım. Çünkü her maç aynı şey başımıza gelmeye başladı. Bizim diğer kulüplerden bir farkımız yok ya. Biz de kendi çapında başarılı olmaya çalışan bir kulübüz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriyiz. Bu tarz hakem talihsiz hakem yönetimlerini artık istemiyoruz. Sahada kazanalım maçları bu şekilde. Peki çünkü ilk dakikalarda orta alanda bir boşluk Göztepe'de kademe anlayışını kaybolarak kazanan oldu. Hem sonra orta sahada 1-0 oynadıktan sonra Göztepe'nin taraftarının da desteğiyle çok yoğun bir baskısı oldu. Ve son dakikalarda Şeker Diyar'ın penaltı golüyle eşitlik sağlandı. Bu ilk yarıda Göztepe çok baskılı oynadı. Ama ikinci yarı zaman zaman Göztepe ataklara çıktı. Galatasaray durdurdu. Yani hep karambolden, duran toplardan pozisyonlar yaratıldı. Peki ilk yarıda bu futbolu, ikinci yarı neden yansılamadı? Ya skoru da yakaladık. Evet, 2-1 öne geçtik. Öne geçtikten sonra olur, ev sahibimiz. Rakibimiz oynadı, düşman tıklı rakibimiz oynadı. Gayet normal. Taraftar konusunda zaten her maç aynı yani. Sadece bu maça özel bir durum değil. Her maç, her maç destek veriyoruz. Her maç elimizden gelen desteğini fazlasını vermeye çalışıyoruz. Takımımız da ona layık oynamaya çalışıyor. Ama işte dediğim gibi bugün taraftar gücünden önüne geçen bir hakem performansı var. Rezil bir hakem performansı var. İkinci yarıda da skoru da ele geçirdik. Üstünlüğü sağladık ama hakemin rakip takımıyla iki tane penaltısı durumu buraya getirdi. Kendi bir daha izlesin, maçın genelini izlesin. Penaltılar belki doğrudur ama takdir hakları da hep rakipten yana kullandı. Umarım bir daha bu tarz böyle kötü hakem kararlarıyla karşılaşmayız. Bundan sonra İzmir olarak yani Göztepe'ye daha çok sahip çıkmamız gerekir. Çünkü İzmir iki temsilciyle Süper Lig'de temsil ediliyor. Birisi Altay, birisi Göztepe. Tabii biz temsilcilerimizin kötü sonuçlar almasını istemiyoruz. İzmir futbolunun ilerlemesini istiyoruz. Başarı istiyoruz. Yani tarihten, tarih boyunca zaten Göztepe İzmir'i en iyi temsil eden takım oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Bu yüzden bizim şüphemiz de yok. Alt lige düşse de bizim çok farklı sattayız. Yine deplasmana gideceğiz. Bizim için ligin de önemli yok ama tarih boyunca gerek Avrupa'da gerek Türkiye içinde ligi İzmir'i en iyi temsil eden Göztepe oldu. Bu şekilde de devam edecek. 68 çeyrek final, 69 yarı final, 70 çeyrek final yine Avrupa'da efendim. Bu şekilde devam edecek. Diğer İzmir temsilcisi de umarım daha iyi sonuçlar alır ama bizi bir kendi Göztepe ilgilendiriyor. Başka bir tarafla ilgilenmeyeceğiz.